Habertürk.com'dan merhabalar. Ben Helin Genç. Merkez Bankası 21 Aralık Perşembe günü yılın son faiz kararını açıklayacak. E, peki beklenti ne yönde? Detayları Habertürk.com ekonomi müdürü Selim Karhan ile konuşacağız. Hoş geldin Selim. Hoş bulduk Elim. E, şimdi hafta sonu e, Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın bir açıklamaları vardı. Hı hı. E, birkaç gündür de konuşuluyor. Evet. Özellikle evle ilgili açıklamaları İstanbul'da kiralık konut fiyatları hı hı. ile ilgili bence bir yakınmada bulundu. E, açıklamaları e, dikkat çekmişti. Bunun yanında da vatandaş daha ne, ne kadar kemer sıkacak dedi. Hı hı. E, tüm bunları düşündüğümüz zaman Merkez Bankası'nın geleceğe yönelik politikalarında tabi ipuçları aramaya çalışıyoruz hı hı. bizler gazeteciler olarak. Ne dersin nasıl bir politika var önümüzde? E, özellikle faiz konusuna gelecek olursak artık durağın zamana geldik mi? Artırım dönemi bitti mi? Ne dersin? Nasıl değerlendirmek lazım bu açıklamaları? Evet. Konuşu gerçekten gündem olan açıklamalara imza attı kendisi. Özellikle kira konusunda dediğin gibi. Ki haklı. Yani Hı -hı. hepimizin sorunu bu. Maalesef. Ee, yani Merkez Bankası Başkanı bile bu sorunu çekiyorsa biz ne yapalım lafı sıkça dile getirildi. Son Hı -hı. üç günlük. Bunun yanında tabii şu an asıl gündemimiz yani e, perşembe günkü e, para politikası kurulu toplantısı ve buradan çıkacak faiz kararı. Bununla ilgili ne dedi? Bir sıkılaşmaya gittik dedi tabii. Bu sıkılık bir müddet ve bir lokma daha devam edecek dedi. Artık sonuna yaklaşıyoruz dedi, yaklaştık dedi. Hı <laughs> hı. Bu Vatandaş da... daha ne kadar kemer sıkacak? Hı -hı. Buradan bu cümle hani biraz bu önemli. Cümle... Biraz aslında burada vatandaşın üzerindeki yükü de hafifletme noktasında bir mesaj olabilir mi? Bu belki vergisel anlamda bir bilmiyorum hani düşünüyorum sadece şu anda. Şimdi tabii ona Merkez Bankası karar vermiyor vergisel Hı -hı. anlamda. Hı -hı. ha Vergilerin artması evet. enflasyonda yukarı yönlü evet. bir baskı yaratıyor. Ama bir yandan da tabii bütçe açığı vermemesi gerekiyor. Bütçe açığının artmaması gerekiyor. Merkezi yönetimde böyle bir denge var. Vergileri olabildiğince düşüreyim, enflasyon düşsün gibi bir tutum benimseyemiyorlar. Çünkü o zaman da bütçe dengesinde sıkıntı oluyor. E bunun da uzun vadede enflasyona kötü etkisi oluyor. Çünkü kur baskısı oluyor bu seferde. O bir denge yani orada hep birlikte yürütülmesi gereken araçlar evet, bunlar e, orada burada vatandaşın üstüne binen yük daha çok e, finansmana erişimi kısıtlam yani kısıtlamak yeterli bir kelime mi artık bilmiyorum neredeyse Hı -hı. tamamen bitti gibi Tabii kredi almak kredi çok almak e, neredeyse mümkün değil bunu ihtiyaç kredilerinde de görüyoruz. Kısıldı ihtiyaç kredisi, ihtiyaç kredisi şu an alınabiliyor ama e, düşük miktarlarda eskisine göre. Bunu konut satışlarında gördük. Geçen hı hı. E, Sevgi Hamdi ile de evet. konuştunuz. E, kredili kredili satışlarda var. bir yüzde düşüş var. 14'ten sonra en düşük rakamdan bahsediliyor. E, yani burada şu anda biraz vatandaş günü kurtarmaya çalışıyor ev alayım, araba alayımdan öte. E, hayat pahalı hayat pahalılığıyla mücadele etmeye devam ediyor. Hayat pahalılığıyla çoğumuz maaşlı çalışan insanlarız. Hayat pahalılığıyla mücadele ne zaman kolaylar? Enflasyon yavaşladığında ve bizlerin maaşları artmaya başladığında enflasyonun üstünde ancak o zaman hayat pahalılığını yenebiliriz. E, Merkez Bankası'na düşen kısmı da bunun enflasyonu düşürmek bu mücadelede görevi. E, Gaye Hanım da burada vatandaş yeterince kemer sıktı derken biraz aslında buna işaret ediyor. Vatandaş enflasyondan yeterince çekti. Zaten kemer sıktı. Buradan sonra Merkez Bankası'nın üzerine düşen görevi yapıp enflasyonu yavaşlatacağını söylüyor. Bunun için 2024'ün özellikle ikinci yarısını işaret ediyor. Bu haftaya dair işarette. de. Aslında sonuna gel. Yani bunu geçen ayki kararda da benzer ifadeler vardı. Sıkılaşmanın sonuna yaklaşıldığı değerlendirildi. Ve en kısa sürede sıkılaşma adımları son bulacak diye açık açık yazıyordu geçen hı. ayki kararda. Zaten beklentiler de ona göre şekillenmiş durumda şu anda. Hı hı. Şu anki beklentiler ne? Şu an ağırlıklı. 250 bas puanlık bir artırım bekleniyor. 21 Aralık. 21 Aralık'ta evet. Saat 14'te hı hı. 250 bas puan bu bir artırım bekleniyor. Frene basmak anlamına geliyor. Çünkü 500'dü. son 3 toplantıda 500 bas. Aslında geçen ay da 250 evet, bekleniyordu. Sürpriz olmuştu hatta. Biraz sürpriz oldu. 500'den 250'ye bir düşüş bir fren anlamına geliyor. Hı hı. Anketlerde de 250 ortalama beklenti çıksa da çeşitli e, ekonomist ve çeşitli kuruluşlarda 500 bekleyen de var hala. Burada tabii bir önemli olan da karar metni. Hep Fed'den konuşurken diyoruz. Satır aralarına bakacağız, karar metnine bakacağız. Hı hı. Tüm merkez bankaları için geçerli olsa da bizim merkez bankasının kararlarında biraz daha lafa değil icraata bakarım şeklinde değerlendiriyorduk. Ama bu karar metni, yani perşembe günü yayınlanacak karar metni belki de en önemli karar metni olacak yılın. Hı, hı. Bu gerçek manada tam ne kadar devam edeceği sıkılaşmanın, yeni bir faiz arttırımının gelip gelmeyeceğini 2024 ipuçları. 2024'de nasıl başlayacağımız. Şu anki beklenti yani ne dersen bu bir toplantı daha devam etmesi bekleniyor. Ocak'ta da bir faiz arttırımı 250 bas puanlık. Daha sonra bekle ve göre geçmesi bekleniyor. Sabit bırakacak Hı -hı. yani bir süre. Zaten... Bu sıkılım bir müddet bir lokma hı. korunması lazım. Lafı hı hı. da bu anlama geliyor hafta sonki röportajda. Yani arttıracağız ve bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Son artık şu anki beklenti şu yönde. 3. çeyreği 2024'ün 3. çeyreği dördüncü çeyreği faiz indirimlerine geçilebilir şeklinde. Hı hı. Burada, FED'den sonraya o zaman beklentiler şekillenmiş değil mi? Evet FED... Ee, biz FED'den sonra da sıkılaşmaya evet. başladık zaten. Ama FED'in sıkılaşmayı sonlandırmasının şöyle bir etkisi var. Dolardaki yukarı yönlü baskıyı azaltıyor FED'in faiz indirmesi. Hı hı. Ee, bu da bizde birçok şeyin maliyeti başta enerji olmak üzere dolarla belirlendiği için biraz bizim merkez bankasının iyini rahatlatacaktık burada tabii Malibler denklem düşecek. var Uf. FED de takip edilecek hı hı. Ee, örneğin bu hafta geçtiğimiz bir haftada FED yetkililerinden açıklamalar geldi tamam indirim bekliyoruz ama bir enflasyona da bakalım nasıl hı hı. gidiyor hı hı. işler. Etmeyin yani. yani. çünkü şimdi şu anda piyasalar hemen Mart'ta bir indirim bekliyor ee, FED yetkilileri biraz şu anlama gelen açıklamalar yaptı ya yani bir sakin olun bir görelim hı hı. enflasyonu martta indirmeyebiliriz de anlamında açıklamalar yaptı. Bu bizim Merkez Bankası için de önemli tabii Fed bütün dünya merkez bankaları için önemli. Şimdi Bunlar takip edilecek ama so, tabii bir sürpriz de gelebilir. Çünkü biraz geçmiş geçmişe baktığımızda yani geçmişe derken kısa geçmişine, bu bu seneki Yakın kararlarına tarihe. bu seneki kararlara baktığımız zaman yeni Merkez Bankası yönetiminin kararlarını Şimdi Haziran'da geldiler göre 650 bas puan bir arttırım. Evet yüksek bir arttırım bekleniyordu ama miktarını kimse kestiremiyordu. Hı hı. Şimdi Temmuz'da da 500-600 bir arttırım beklenirken 250 geldi. Gelişmiş, bir sürpriz oldu. Bu sefer dendi ki o kadar da sıkmayacak kemeri. En fazla 500 arttırır dendi Temmuz'da. Bu sefer Ağustos'ta bu sefer 750 hı. geldi. Eylül ekim beklentiye paraleldi. Geçen ayda üstünde bir beklentinin üstünde hı hı. bir 550 idi. Dolayısıyla olmuştur. sürprizleri seviyoruz. <laughs> Net ifadeler kullanılsa da sürprizler yaptı şu ana kadar Hafize Gay Erkan başkanlığındaki merkez bankası. Dolayısıyla biz de heyecanla bekliyoruz. Hı hı. Bakalım belki bu ayda 500 gelir mi gelir? Ya da Ocak'ta bitmezdi, Şubat'ta da belki bir durum. Evet, yani olur. bekleyen olur, ekonomistler var. Bence bu ayda 500 hı hı. gelecek diye. Senin öngörün ne? Ben, ben ortalamayı her zaman bekliyorum. <laughs> 250 çıkıyorsa ankette ortalama Ankete 250 demeyi diyorsun. tercih ediyorum. Hı hı. Ama büyük de şok yaşamam. Yaşamak. 500 gelirse. <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum katkıların için. Bakış atmış olduk. Beklentileri ortaya koymuş olduk. Bakalım ne gerçekleşecek. Perşembe Hı -hı. günü hep birlikte göreceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.